Merhabalar arkadaşlar, Ehliyet Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2022 yılı Nisan ve Mayıs ayı ehliyet sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Kanalımızda geçmiş aylarda çıkan soruları da bulabilirsiniz. Eğer kanalımıza ilk defa geldiyseniz mutlaka konu anlatımlı derslerimizi izleyin. Bu videonun açıklama kısmına ve yorumlar kısmına bırakacağım. Tıklayıp izleyebilirsiniz. Kursta gördüğünüz tüm dersleri online bir şekilde izleyebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu bitirdiğinizde kaç doğru ya da kaç yanlış yaptığınızı aşağıdaki yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Sizleri takip ediyoruz. Aklınıza takılan her şeyi yine yorumlar kısmından bize sorabilirsiniz. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer hazırsanız hemen sorulara geçelim. Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir? A. Kırmızı oklu ışık. B. Yaya figürlü yeşil ışık. C. Faslalı olarak yanıp sönen sarı ışık. D. Faslalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Faslalı olarak yanıp sönen sarı ışık. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir? A. Üçgen reflektör. B. İlk yardım çantası. C. Yangın söndürme cihazı. D. Sarı ışıklı dönerli uyarı lambası. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Sarı ışıklı dönerli uyarı lambası. Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur? A. Yağ. B. Asit. C. Antifriz. D. Saf su. Bu sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Antifriz konulur arkadaşlar. Donmayı önlemek için antifriz koymamız gerekir. Karayollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? A. İki şeridi birden kullanması. B. Aracını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi. C. Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmekten kaçınması. D. Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. İki şeridi birden kullanması yasaktır arkadaşlar. Trafik kazasına sebep olabilir. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir? A. Deride kızarıklık olması. B. Bilinç seviyesinin artması. C. Vücut sıcaklığının artması. D. Nabzın hızlı ve zayıf olması. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Nabzın hızlı ve zayıf olması. Aşağıdakilerden hangisi motorun harareti yükseldiğinde yapılması gereken işlemlerdendir? A. Motorun üzerine su dökülmesi. B. Klimanın çalışıyorsa kapatılması. C. Motorun stop edilerek soğuk su ilave edilmesi. D. Motor stop edilerek soğuk antifriz ilave edilmesi. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Klimanın çalışıyorsa kapatılması gerekir arkadaşlar. Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur? A. Mide, B. Beyin, C. Karaciğer, D. Kalın bağırsak. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. İlk önce beyinde hasar oluşturur arkadaşlar. Yaya yolu bulunmayan karayollarında yayaların aşağıdakilerden hangisinde yürümesi zorunludur? A. Trafiğin yoğun olmadığı şeritte. B. Gidiş yönüne göre sağ bankette. C. Gidiş yönüne göre sol bankette. D. Taşıt yolun en sağındaki şeritte. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Gidiş yönüne göre sol bankette. Yani araçları karşımızdan geliyor şekilde görmeliyiz arkadaşlar. Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur? A. Aracın maksimum hızının artmasına. B. Lastiklerin daha çabuk aşınmasına. C. Fren sisteminin arızalanmasına. D. Yakıt tüketiminin azalmasına. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Lastiklerin daha çabuk aşınmasına neden olur. Kavşaklarda araçların sağ ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır? A. Sağa ve sola dar. B. Sağa ve sola geniş.
C sağa dar, sola geniş. D sağa geniş, sola dar. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Sağa dar ve sola geniş şeklinde olmalıdır. Araç sürücülerinin duraklanan veya park edilen yerden çıkarken 1. Işıkla veya kolla çıkış işaretleri vermeleri. 2. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri. 3. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları. 4. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir. Verilen bilgilerden hangileri doğrudur arkadaşlar? Şıkları görüyorsunuz. Bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. 1, 2 ve 4 doğrudur arkadaşlar. Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik kazasında aşağıdakilerden hangisi asli kusur sayılır? A. En soldaki şeridi sürekli işgal etmek. B. Öndeki aracı arkadan çarpmak. C. Aracın cinsine ve teknik yapısına uygun olmayan hızla gitmek. D. Takip mesafesine uymak. Pardon, uymamak. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Öndeki aracı arkadan çarpmak asli kusur sayılır arkadaşlar. Takip mesafemizi korumamız gerekir. Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır? A. Çalışmaz. B. Sarsıntılı. C. Sarsıntısız. D. Yüksek rölantide. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Sarsıntılı bir şekilde çalışır. Düşene sırtını dönen korksun, bir gün kendi düştüğünde kimse ona elini uzatmayacaktır. Yukarıdaki ifadede trafik adabının hangi yönü üzerine söylenmiş olabilir? A. Yardımlaşma. B. İletişim. C. Sorumluluk. D. Hoşgörü. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Yardımlaşma üzerine söylenmiş olabilir arkadaşlar. Sağa dönmek isteyen şekildeki bir numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sırayla yapmalıdır? 1. Hızın azaltılması. 2. Dönüş işaretinin verilmesi. 3. Dar bir kavisle dönülmesi. 4. Sağ şeride girilmesi. Şıkları okuyorum. A şıkkımız 1, 2, 3, 4. B şıkkımız 1, 4, 2, 3. C şıkkımız 2, 4, 1, 3. D şıkkımız ise 4, 2, 1, 3 sıralamasıyla. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. 2, 4, 1 ve 3 sıralamasıyla yapılmalıdır arkadaşlar. Sürücülerin aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik kazalarına yol açmaktadır? A. Hız sınırlarını aşmaları. B. Kurallara uygun davranmaları. C. Belirli aralıklarla mola vermeleri. D. Araç kullanırken dikkatli olmaları. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Hız sınırlarını aşmaları trafik kazalarına yol açar arkadaşlar. Lütfen hız sınırlarını aşmayalım. Devam ediyoruz. Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımlarıyla uyumlu olarak kesik kesik akması hangi tür kanama olduğunu gösterir? A. Diş eti kanaması. B. Atar damar kanaması. C. Toplar damar kanaması. D şıkkımız ise kılcal damar kanaması. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Atar damar kanaması arkadaşlar. Kalp atımlarına uyumlu bir şekilde kesik kesik akar. O atar damar kanamasıdır arkadaşlar. Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur? A. Omuzuna. B. Omurgasına. C. Ayak tabanına. D. Karın boşluğuna. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Ayak tabanına vurulur arkadaşlar. Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir? A. Gabari. B. Azami toplama ağırlık. C. Taşıma sınırı kapasite. D. Yüklü ağırlık. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Taşıma sınırı kapasite adı verilir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi koma halinin nedenlerinden değildir? A. Kafa yaralanmaları. B. Beyin zarı iltihabı, menenjit. C. Kaburga çatlakları. D. Zehirlenmeler. Doğru cevabımız
C şıkkı olacaktır. Kaburga çatlakları koma halinin nedenlerinden değildir arkadaşlar. Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir? A. Volan dişlisine, B. Diferansiyele, C. Amortisöre, D. Fan motoruna. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Volan dişlisine hareketi iletir. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Yüklerin bağlanması, B. Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması, C. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması, D. Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması yasaktır arkadaşlar. Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? A. Şerit değiştirilmesi, B. Öndeki aracın geçilmesi, C. Aracın hızının arttırılması, D. Geçiş hakkı kurallarına uyulması. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Geçiş hakkı kuralına uyulması. Bu doğrudur arkadaşlar. Yerleşim yeri içinde trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır? A. 15 metre, B. 20 metre, C. 30 metre, D. 50 metre. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. 15 metre mesafede duraklamak yasaktır arkadaşlar. Marş yapıldığında marş motoru çalışmayıp korna da çalışmıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir? A. Aküde, B. Bujilerde, C. Jikle devresinde, D. Rölanti devresinde. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Muhtemel arıza aküde olabilir arkadaşlar. 1. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak. 2. Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek. Yukarıda verilenler trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir? A. Araç kusurları, B. Yaya kusurları, C. Yolcu kusurları, D. Sürücü kusurları. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Sürücü kusurları. Aşağıdakilerden hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler? A. Buji, B. Dispiratör, C. Ateşleme bobini, D. Kontak anahtarı. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Yakıt hava karışımını buji ateşler arkadaşlar. Araç gösterge panelinde ABS uyarı ışının yanması aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir? A. Fren, B. Yakıt, C. Yağlama, D. Soğutma. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Fren sisteminde bir arıza olduğunu belirtir arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? A. Ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması, B. Bilinci açık ise yara oturur duruma getirilmesi, C. Ağızdan ılık içecekler verilmesi, D. Batan cismin çıkarılması. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bilinci açık ise yara oturur duruma getirilmesi. Doğru bir ilk yardım uygulamasıdır arkadaşlar. Evet, sırada görsel bir sorumuz var. Şekildeki bölünmüş karayolunda 3 numaralı araç sürücüsünün azami yani en yüksek hızı saatte kaç kilometredir? A. 30, B. 50, C. 70, D. 90. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Azami hızı 70 kilometredir. Zaten yolda da yazıyor arkadaşlar. Lütfen resme dikkatli bakalım. Özellikle sınavlarda resimli sorulara, resimli soruların içindeki tabelalara dikkat edelim. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir? A. Yağdanlık, B. Yağ filtresi, C. Yağ çubuğu, D. Yağ pompası. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Yağ çubuğu denir arkadaşlar. Üzerinde genelde 3 tane çizgi bulunur.
Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Sürüş konforu ve güvenliğini sağlamak. B. Aracın ivmelenme süresini arttırmak. C. Lastiklerin ömrünü uzatmak. D. Yakıt tüketimini azaltmak. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Sürüş konforu ve güvenliğini sağlamaktır arkadaşlar. Kesinlikle bu ayarları yapmamız gerekir. İki şıkkımız var. Sıkıntı veya nefes darlığı. Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırtı ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi. Verilen bulgular, kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir. A. Reflü, B. Kalp spazmı, C. Kalp durması, D. Solunum durması. Doğru cevabımız B şık olacaktır. Bu bulgular kalp durması, yani özür diliyorum, bu bulgular kalp spazmının olduğunu gösterir arkadaşlar. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? A. Marş, B. Şarj, C. Ateşleme, D. Kavrama. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem kavramadır arkadaşlar. Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hali, trafikteki hangi temel değere sahip olduğuna örnektir? A. Yardımlaşmaya, B. Öfke duygusuna, C. Bencil davranmaya, D. Aşırı tepki göstermeye. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Yardımlaşmaya örnektir arkadaşlar. Kesinlikle yapmalıyız. Yardımlaşmalıyız. Bir gün biz de yolda kalabiliriz. Aşağıdaki tabloya göre hangi seçenek kesinlikle söylenir? Görüyorsunuz, kandaki alkol miktarı ve kaza riski gösterilmiş. Şıkları okuyorum. A. Az miktarda alınan alkolün sürücünün refleksini güçlendirdiği. B. Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı. C. Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği. D. Alkol tüketiminin ülkemizde çok yoğun olduğu. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı söylenebilir. Bu tabloya göre söyleniyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi kavrama, debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına neden olur? Sebep olur. A. Aracın hızlı kullanılması. B. Ani ve sert kalkış yapılması. C. Aracın yavaş kullanılması. D. Park halinde viteste bırakılması. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Ani ve sert kalkış yapılması sebep olur arkadaşlar. Debriyajın, yani debriyaj balatasının sıyrılmasına sebep olur. Trafiğe çıkan araçta tescil belgesiyle birlikte hangisinin bulunması gerekir? A. Noter satış belgesinin, B. Kasko belgesinin, C. Trafik belgesinin, D. Karayolu uygunluk belgesinin. Doğru cevabımız C şık olacaktır. Trafik belgesinin bulundurulması gerekir. Park halindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Aracın sahibini bulamaz ise yazılı bilgi bırakması. B. Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması. C. Zarar verdiği aracın sahibini bulması. D. Trafik görevlisine haber vermesi. Doğru cevabımız B şık olacaktır. Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması yanlıştır. Kaçmamamız gerekiyor arkadaşlar. Kaçsak da bir gün yakalanacağız. Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir? A. Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek. B. Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak. C. Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak. D. Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak. Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir? A. Hızlı ve aceleci davranmaya. B. Kaza yapan araca hasar verilmemesine. C. Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına. D.
de yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine dikkat etmemiz gerekir. Köprücük kemiği kırıkları tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A. Üçgen sargı, B. Tel atel, C. Tahta atel, D. İnce rulo sargı. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Köprücük kemiği kırıklarında üçgen sargı kullanılır arkadaşlar. 3 şıkkımız var. Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması, tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması, araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılması. Verilenler sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir? A. Çevre kirliliğinin artması, B. Sürüş konforunun azalması, C. Trafik yoğunluğunun artması, D. Aracın daha az yakıt tüketmesi. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Aracın daha az yakıt tüketmesi beklenir. Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir? A. Motor yağı, B. Fren hidroliği, C. Akü elektroliti, D. Motor soğutma suyu. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Motor soğutma suyu adı verilir arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde balanssızlık olması, düz yolda belli bir hızdan sonra araçta titreşimlere neden olabilir? A. Lastiklerde, B. Pistonlarda, C. Alternatörde, D. Eksantrik milinde. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Lastiklerde balanssızlık olması belli bir hızdan sonra titreşimlere neden olur arkadaşlar. Sürücülerin bulundukları şehrin tarihi ve turistik yerlerine en uygun gidiş yollarını bilmeleri hangisi açısından önemli değildir? A. Altyapı, B. Trafik, C. Turist, D. Turizm sektörü. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Altyapı açısından önemli değildir. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sayılır? A. Tek yönlü yola ters yönden girmek, B. Taşıma sınırı üstünde yolcu taşımak, C. Sürücü belgesini yanında bulundurmamak, D. Araçta bulundurulması zorunlu gereçleri bulundurmamak. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Tek yönlü yolda ters yönden girmek asli kusur sayılır arkadaşlar. Ters yönden gitmiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz? A. Kilometre saati, B. Kontak anahtarı, C. Hava yastığı ikaz ışığı, D. El freni çekili ikaz ışığı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Kontak anahtarı gösterge paneli üzerinde yer almaz arkadaşlar. Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür? A. Tokluk hissi, B. Yavaş nabız, C. Görmede netlik, D. Yüzeysel solunum. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yüzeysel solunum görülür arkadaşlar. Yani bunu görürüz. Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir? A. Otobüs, B. Minibüs, C. Motosiklet, D. Otomobil. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Motosikletlerde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir arkadaşlar. Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır? 1. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması. 2. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kağıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması. 3. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması. Şıkları okuyorum. A. Yalnız 1, B. 1 ve 2, C. 2 ve 3, D. 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 2 ve 3. Turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlar 2 ve 3 numaralı şıklardır arkadaşlar. Karayollarında taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisiyle belirlenir?
A. Yol çizgileri. B. Işıklı işaret cihazları. C. Trafik polisinin sayısı. D. Karayolundaki taşıt sayısı. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yol çizgileriyle belirlenir arkadaşlar. Yani kaç şerit varsa o kadar yan yana araç gidebilir. Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir? A. Yağ seviyesine. B. Antifriz seviyesine. C. Hidrolik seviyesine. D. Elektrolit seviyesine. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Elektrolit seviyesine dikkat edilir. Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi gevşek malzemeli zemin anlamındadır? Şıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Lütfen hepsine dikkatli bakalım. Bazı şıklar birbirine benziyor olabilir. Bu sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. C şıkkını görüyorsunuz. Gevşek malzemeli zemin anlamındadır. Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerindendir? A. Deride kızarıklık. B. Vücut sıcaklığının artması. C. Solunumun aniden derinleşmesi. D. Nabzın süratli ve zayıf olması. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Nabzın süratli ve zayıf olması şokun belirtilerindendir. Evet arkadaşlar, aşağıdakilerden hangisi alternatörün görevidir? A. Mekanik enerjiyi ısı enerjisine çevirmek. B. Elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirmek. C. Isı enerjisini mekanik enerjiye çevirmek. D şıkkı ise mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek alternatörün görevidir. Yine bir trafik tabelası. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A. Yaya giremez. B. Bisiklet giremez. C. At arabası giremez. D. Motorlu taşıt giremez. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Görüyorsunuz tabelada hem motosikleti göstermiş hem de otomobili göstermiş. Dolayısıyla D seçeneği motorlu taşıt giremez anlamındadır. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması. B. Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi. C. Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi. D şıkkı ise geçme yaparken sinyal verilmesi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması yasaktır. Şöyle yasak olmuyor bazen arkadaşlar. Ruhsata işletebiliyoruz. Yani şoför haricinde iki koltuk sayısı olarak işletirsek taşıyabiliriz. Ama bu genelde motosikletlerde olmuyor. Bunu yaparsak olur. Yapmazsak bir kişiden fazla taşınması yasak. Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli. B. İşaret verdiği anda manevraya başlamalı. C. Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli. D. Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Ön ve arka yanlardaki trafiği kontrol etmelidir. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur? A. Aşırı hız yapılması. B. Frenlerin ayarsız olması. C. Rölanti ayarının bozuk olması. D. Lastiklerin havasının az olması. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Aşırı hız yapılması yakıt tüketiminin artmasına sürücüden kaynaklanan kusurdur arkadaşlar. Yani aşırı hız yaparsak fazla yakıt tüketiriz. Bu da sürücüden kaynaklanır. Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır? 1. Yaşamı korumak. 2. İyileşmeyi kolaylaştırmak. 3. Durumun kötüye gitmesini önlemek. Şıkları okuyorum. A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 2 ve 3. D. 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır.
1, 2 ve 3 ilk yardımın amaçları hepsidir arkadaşlar. Yaşamı korumak, iyileşmeyi kolaylaştırmak, durumun kötüye gitmesini önlemek. Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur? A. Sırt üstü yatırılıp başın geriye alınması. B. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi. C. Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması. D. Baş ve işaret parmakları arasında alınan burun, burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması doğrudur. Aşağıdakilerden hangisi yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler? A. Adli tıp. B. Kazazede. C. Trafik psikolojisi. D. İlk yardımcı. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Trafik psikolojisi. Aşağıdakilerden hangisi bujinin görevidir? A. Aküyü şarj etmek. B. Karışımı ateşlemek. C. Yüksek akım üretmek. D. Aküye akım göndermek. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Bujinin görevi karışımı ateşlemektir. Aşağıdakilerden hangisi koma halinin nedenlerinden değildir? A. Kafa yaralanmaları. B. Beyin zarı iltihabı, menenjit. C. Kaburga çatlakları. D. Zehirlenmeler. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Kaburga çatlakları koma halinin nedenlerinden değildir. Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Yarası sarılarak uyutulur. B. Yaralı bölgeye sıcak uygulama yapılır. C. Solunum yolu açık tutularak sevk edilir. D. Kanama yoksa bir şey yapmaya gerek yoktur. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Solunum yolu açık tutularak hemen sevk edilir arkadaşlar. 2019 yılında trafik kazalarında ekonomik kayıp 24 milyar TL olup bu miktar yatırıma ayrılan payın %50'sine yakındır. Bir yılda yatırıma ayrılan pay yaklaşık 50 milyar TL'dir. Yukarıdaki paragrafta vurgulanmaya çalışılan temel düşünce nedir? A. Trafik kazası yapmak sadece kader ile ifade edilebilir. B. Trafik kazaları önlenebilir. C. Emniyet kemeri takmak hayat kurtarır. D. Trafik kazaları neticesinde büyük ekonomik kayıplar meydana gelir. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Vurgulanmaya çalışılan şey trafik kazaları neticesinde büyük ekonomik kayıplar meydana gelir. Budur arkadaşlar. Sırada görsel bir sorumuz var. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan aktarma organı hangisidir? A. Volan. B. Diferansiyel. C. Aks. D. Vites kutusu. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Vites kutusudur arkadaşlar. Araca bindiğimizde en çok elimizde tuttuğumuz şey direksiyondan sonra vites kutusu. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorun soğuk havalarda geç çalışmasına neden olur? A. Isıtma bujisinin arızalı olması. B. Hararet müşirinin arızalı olması. C. Enjeksiyon basıncının yüksek olması. D şıkkı ise beslenme pompasının fazla yakıt göndermesi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Isıtma bujisinin arızalı olması soğuk havalarda geç çalışmasına neden olur. Hatırlarsanız eskiden Şahin araçları sabah yiterlerdi, vurdururlardı arkadaşlar. İşte soğuk havalarda geç çalışmasına neden oluyor. Devam edelim. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Alternatörün şarj etmediğini. B. Emniyet kemerinin takılmadığını. C. Motor yağ basıncının düştüğünü. D. Motor soğutma suyu sıcaklığının yükseldiğini. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Alternatörün şarj etmediğini bildirir. Yerleşim yeri içinde trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A-15, B-20, C-30, D-50. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 15 metre mesafede duraklamak yasaktır. Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğunu gösterir? A. Radyatör, B. Termostat, C. Yağ filtresi, D. Devri daim pompası. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Termostatın arızalı olduğunu gösterir. Holger Nielsen, sırttan bastırma, dirsekten kaldırma metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması, kazazede de aşağıdakilerden hangisini sağlar? Resimde görüyorsunuz, nefes verme ve nefes alma şekilleri var. Şıkları okuyorum. A. Bilinç kaybının düzelmesini, B. Kalbin çalışmasını, C. Nefes vermesini, D. Nefes almasını. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Nefes vermesini sağlar. Sol şeridi sürekli ihlal etmek yasaktır ve ceza işlem nedenidir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? A. Sol şeridin sadece sollamalarda kullanılması. B. Trafikte araçların seyir halindeki düzenini kolaylaştırmak. C. Arkadan yüksek hızda gelen lüks araçlara yol vermek. D. Geçiş üstünlüğü olan araçların geçişlerini kolaylaştırmak. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Arkadan yüksek hızda gelen lüks araçlara yol vermek olamaz arkadaşlar. Bu nedenlerden biri olamaz. ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? A. Kalkışta patinajı önler. B. Debriyajın kolay ayrılmasını sağlar. C. Frenleme sırasında tekerlekleri kilitler. D. Frenleme anında direksiyon hakimiyetini arttırır. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Frenleme anında direksiyon hakimiyetini arttırır arkadaşlar. ABS fren. Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hallerde kullanılamaz? A. Yolların buzlu ve kaygan olması halinde. B. Görev hali dışında. C. Trafiğin yoğun olduğu karayollarında. D. Şehirler arası karayollarında. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Görev hali dışında kullanılamaz. Ailesiyle birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte aşağıdaki değerlerden hangisini yerine getirmemiş olur? A. Hırçınlık, B. Bencillik, C. Sorumluluk, D. Hoşnutsuzluk. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Sorumluluk görevini yerine getirmemiş olur. Motorlu araçların nokta nokta sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A. Katılım belgesi, B. Eğitim sertifikası, C. Sürücü belgesi, D. Sürücü sertifikası. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Yani boş bırakılan yere sürücü belgesi kelimesi yazılmalıdır. Sırada yine görsel bir sorumuz var. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A. Tünel yaklaşımını, B. Sola mecburi yönü, C. Sola tehlikeli devamlı virajı, D. Dönel kavşak yaklaşımını. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dönel kavşak yaklaşımını bildirir. Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır? A. Meyve suyu içirilmesi, B. Şoka karşı önlem alınması, C. Yara yerinin soğuk tutulması, D. Yara yerine göre uygun pozisyon verilmesi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Meyve suyu içirilmesi yasaktır. Bu yanlıştır arkadaşlar. Yapmamamız gerekir. Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır? 1.
ip, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması. 2. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kağıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması. 3. Uvuzun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması. Şıkları okuyorum. A yalnız 1, B 1 ve 2, C 2 ve 3, D 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 2 ve 3'tür arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi çakıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır? A. Çıkan bölge üzerine masaj yapmak. B. Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak. C. Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak. D. Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak sevk etmek. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak sevk etmek. Kaza yerindeki yaralı sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir? A. Yakınları geldikten sonra. B. Hiçbir müdahale yapılmadan önce. C. Kendine gelmesi sağlandıktan sonra. D. Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Hayati tehlikelerine karşı tüm önlemler alındıktan sonra. Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını bilinç algılama, anlama, hareketlerin birbiriyle uyum ve denge içinde olmasını sağlayan ve benzeri işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır? A. Omurilik, B. Pankreas, C. Böbrekler, D. Akciğerler. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Omuriliktir arkadaşlar. Bu tür yani soruda sorulan bütün işlevleri kontrol eden sistem omuriliktir. Evet, bu sınavın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Ne kadar çok test çözerseniz sizin yararınıza olacaktır arkadaşlar. Emekleriniz boşa gitsin istemem. Lütfen fazla test çözün. Soruların mantığını kavramaya çalışın. Ve lütfen kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka yazın. Bu bizim için gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.